zerdeçal. Evet. Ben zerdeçal diyorum, vatandaşın bazıları da gidiyor hemen aktardan zerdeçal alıyor. Bal öğütüyor değirmende, balla karıştırıyor diyor, afiyet olsun, çok güzel, çok iyi. Ama yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü zerdeçalın birleşimindeki etken maddeye kurkumin denir. Kurkumin %3-%4 oranında var. Ne olacak? Kanser vakası varsa, vatandaşta kanser varsa bu %3 ile %4 ile hiçbir yere varılmaz. Ama sağlık sıhhatinde yerinde keyfi olarak çay içecekse zerdeçal çayı içsin, çorbaya katsın, yemeğe katsın, o güzel, faydalı. Enerji verir, gençleştirir, arıtır, temizler. Ama kanser vakası varsa orada etkisi %3'tür. %100'e yakın bir etkiye ulaşmak için ne yapmak gerekir? Zerdeçalın destilasyon veya ekstraksiyonla damıtılarak elde edilen özünü kullanmak gerekir. Hı hı. Öz. Zerdeçalın ekstraktı nedir? Özüdür. Hı hı. Türkiye'de 1000'e yakın bitkisel gıda takviyesi üreten firma var. Ne yapıyorlar? Geçenlerde bir hanımefendi geldi. Diyor ki, efendi hazretlerinin ürünlerini kullanıyorum hocam. Bir yıldır hiçbir faydasını görmedim. Ne olacak benim halim? Getir bakalım şu kapsülleri dedim. Hı hı. Açtım, baktım, bak. Bitkiyi öğütmüş, bitkinin tozunu kapsül yapmış. Çok komik. Şimdi şöyle, mesela zeytin yaprağını öğütürsünüz, kapsül yaparsınız. Zeytin yaprağını öğütüp de kapsül yaparsanız, zeytin yaprağının kilosu 3 lira. Hı hı. 3 lirayla 15 kutu, şöyle 15 kutu hap yapıyor. 3 lirayla 15 kutu hap yapıyor, kapsül yapıyor. Ve tanesini bunun 70 lira, 80 lira, 90 liraya satıyor. Maliyetini 30 kuruşa getiriyor. Etiketiydi, kapsülüydü, 1 lira diyelim, 100 liraya satıyor. Yani buna vicdan, yani vicdan lazım. Bir, bitkinin tozuyla ek kapsül yapamazsınız. Bitkisel gıda takviyesi yapıp da satarsınız, tamam yaparsınız. Engel yok, yasak yok. Hı hı. Ama insana faydalı değil. Bayan diyor ki, çok ağır hasta. Bir yıldır kullanıyorum, bir faydasını görmedim. Göremezsin. İstersen 10 yıl kullan. Neden? İçindeki etken madde %3. Ömrün boyunca kullan. Faydasını göremezsin. Çayı daha etkili. Zeytin yaprağının çayı daha etkili. Bu şekilde kullanmaktansa. Çünkü tozundaki etken maddeler çözülmüyor. Diri diri yutuyorsun. Çayını içersen daha etkili. O halde neyi kullanmak gerekir? Destilasyonla elde edilen ekstraktı. Direkt vücudun bağırsak bunu absorbe eder, emer. Ekstrakt ama pahalı. Zeytin yaprağı 3 lira tozu. Ekstraktı 400 lira, 500 lira. Ekstraktını kullanır mı? Kullanmaz. Maliyetli. Türkiye'de 1000 tane bitkisel gıda takviyesi üreten firma var. Bunların hiçbiri, demiyorum ama %95'i maalesef ne yapıyor? Vatandaşı dolandırıyor desem olabilir. Ayıp olur mu? Olur mu olmaz mı? Olmaz. Bilmiyorum. Biraz ağır mı kaçar? İsterse kaçsın. İsten gitsin mahkemeye versin. Ben buradan söyleyeyim. Dolandırıyor. İnsanların sağlığıyla oynamak, dolandırmak, dürüstçe, insanca bir davranış değil. Kim yapıyorsa yapsın. Herkese söylüyorum. İnanan bir insan. Hem buradan ayet, hadis oku. Ondan sonra da git vatandaşa 3 liraya 15 kutu, yani 30 kuruşa mal et. Vatandaşı parasını al. Sağlığıyla oyna. Ondan sonra da diyor ki ben ayda 100 milyon dolar kazanıyorum. Ya kazan, istersen 500 milyar kazan. 100 milyon dolar kazanıyorum diyor. İstersen 500 milyar dolar kazan. 1 milyar dolar ama hakkıyla kazan. Almanya'da yapıyor adam bunu. Neyle yapıyor? Bitkinin ekstraktını damıtarak yapıyor. Şimdi biz de yapıyoruz. İşte açıyorum. Burada koruma bandı. Açıyorum. Ne yapıyoruz biz? Farklı bir şey yapıyoruz. Bu nedir? Damıtılmış hali.
destilasyonla damıtılarak elde edilen bitkinin ekstraktıdır. Bitki tozu değil. Kalite bakımından ekstrakt, bitki tozundan 33 defa daha etkili. Bu 33 defa daha etkili. 33. 1, 2, 3 değil. 33. Bitkinin ekstraktı, bitki tozundan 33 defa daha etkili. Neden bunu yapmıyorsun? Herkese söylüyorum. Ha, bazıları da bitki ekstraktını yapıyor. Nasıl yapıyor? Bu 1000 miligramlık kapsül. 1000 miligram. 300 miligramlık kapsül kullanıyor. Allah Allah. Niye ya? Kıtlık mı var? Yokluk mu var? 1000 miligram kullan. 300 miligram. Peki bunun içerisine koruyucu madde de kattı. Etken madde neye düştü? 200 miligrama. Oysa mesela depresyon için bir kişinin günde 1500 miligram sarı kantarın ekstraktında hiperisin, hiperforin var. 1500 miligram alması gerekir ki depresyona karşı etkili olsun. Sarı kantaronun çayını iç depresyon etkisi yok. Hı hı. Ama klinik araştırmalarda birleşimindeki hiperforin hiperisin Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Dergileri getirdim. Hepsi burada yazıyor. İsteyene gösterebilirim. Yani isteyen sorabilir. İnternette de var. Klinik araştırması var. 1500 miligram hiperisin, hiperforin olmazsa günde alınacak etkisi olmaz. Deneyler yapılmış Avrupa'da. Binlerce insan üzerine denemiş. Yine işte kansere karşı aynı şekilde zerdeçalın birleşimindeki etken madde kurkumin ne yapıyor? P53 denen bir gen var. Protein. İnsanın her hücresinin içerisinde 17. kromozomda bir gen var. Yani bir protein var. Bu gen 1979 yılında tespit edilmiş. 1993 yılında da yılın molekülü ünvanını almış. Madalya takmışlar bu yılın molekülü. Neden yılın molekülü? Çünkü bu P53 denen gen, 17. kromozomdaki gen. Diyelim ki vücudumuzda milyonlarca hücre var, 100 milyon. Hep saldırı uğruyor bu hücreler. Neler tarafından? Serbest radikaller tarafından. Nedir bunlar? Hidroksit, peroksit vesaire vesaire. Sürekli saldırıyor vücudumuz. Hücreler yıpranıyor. Saniyede 10 milyon defa saldırı uğruyor icabında. Peki, yıprandı, deforme oldu, şekli bozuldu, öldü, ölecek hücre. Hücreyi orijinal haline getiren bir madde var hücre içerisinde. Hı hı. Bu P53. P53 zayıfladığı zaman kanser vakaları %80 yükseliyor. P53 bir kişide zayıflamışsa o kişi kansere yakalanıyor. Bu tespit, belge, klinik araştırma. O halde ne yapmak gerekir? P53'ü güçlendireceğiz. Ne ile güçlendireceğiz? Kurkuminle, zerdeçalın birleşimindeki kurkumin P53'ü tekrar harekete geçiriyor. Uyuyan P53'ü hadi uyan diyor. Bir. İkincisi, narın kabuğunda ve çekirdeğinin yağında bir madde var. Narın kabuğunda destilasyonla elde ediliyor ama narın kabuğunu bazı uyanıklar hemen şey yapıp da öğütüp de hap yapmasınlar. Bir etkisi olmaz. Vatandaşı dolandırmaya gerek yok. Narın kabuğundaki ekstrakla elde edilen özü ve çekirdeğinin yağında bir madde var. Nedir? Punikik asit. Punikik asit veya buna omega 5 denir. Omega 5. Doğada bugüne kadar bilinen hiçbir bitkide, hiçbir canlıda bu omega 5 yok. Balıklarda bildiğimiz omega 3 var, 6 var, 9 var. Ama burada narda tespit edildi. Son yıllarda yapılan araştırmalarda punikik asit yani omega 5 var. Ne yapıyor bu punikik asit? P53'ü o da tamir ediyor. Yani kansere karşı etkili. Şimdi
Geçenlerde bir doktor, Nurettin Bey, İzmir'den bana geldi, sohbet ettik. Dedi, tanıyor musun beni? Tanımıyorum. Ama önce Allah'ın sonra sizin sayenizde iyileştim. Ne oldu dedim. Dedi ki, kayıtlarda var mı ismim? Var. Baktık var. Evet, 4 ay ürün almışsınız. Dedi ki, hastaneye gitmiş bir yakını için, kan vermek için kolon kanserine yakalandığını tespit etmişler. Ameliyat demişler. Kolon kanserinden ameliyat olmuş. Varsa o tümörün olduğu yeri almışlar. Demişler ki doktorlar, 12 ay kemoterapi göreceksin. Kemoterapi de biliyor ya. Tamam demiş, kaçmış. Bir daha uğramamış. O herbalisten, bu herbalisten, şu herbalisten 6 ay ürün almış. Tekrar tahlil yaptırmış. Kanser marker değerlerine CA denir. Kanındaki CA oranı yavaş yavaş yükseliyor. 1600 olmuş. Hiçbir değişiklik yok. 6 ay geçmiş. Ben aradı. Dedi ki, ya bir de sizin dedim. Bir faydasını görmedim gerçi ama çok methediyor. Duyduğuma göre bazı çevrelerden duydum. Deneyin dedim, bilmiyorum yani. Bugüne kadar biz de bu konuda başarılı olduk ama Allah bilir. Bakalım deneyelim. Görelim ne olacak. Almış, kullanmış. 2 ay sonra gitmiş, 800'e düşmüş. 4 ay sonra gitmiş, 0. Tekrar hastaneye gitmiş. Doktoruna demiş ki, hadi bakayım bir muayene et. Bir kanıma bak. Bakmış. Allah Allah. Demiş ki, muayene falan gerek yok. Herhangi bir şey gerek yok. Senden sonra gelenler, senden önce mezara gitti demiş. Sen karşımda görünce şaşırdım ben zaten demiş. Yani senden sonra ameliyat olanlar mezara gitti. Sen nasıl karşıma çıktın? Ben ona şaşırdım. Gülecektim, gülemedim. Ne oldu da sen demiş buraya, nasıl oldu da buraya gelebildin? Çünkü kemoterapi görünce vatandaş bitiyor, gidiyor. Kemoterapi bağışıklık sistemini çökertiyor. Kişi üşütme, grip, nezle yakalansa bile kemoterapiyi dünyada icat eden Yahudiler. Ama ya hiçbir Yahudi kemoterapi görmez. Hı hı. Kemoterapi ilaçlarını üretirler, satarlar, insanlar kullanır ama kendileri kullanmazlar. Çok akıllılar maşallah. Bu doktorumuz da maşallah şimdi geldi bana, dedi ki eve gittim, bütün kitaplarımı çöpe attım, canım çok sıkıldı dedi. Artık ben dedi sizin bayiniz olacağım. Gönüllü. İyi dedim, hadi bakalım ya Allah. Kanserin tedavisi mümkün. Bunu ben söylemiyorum. İsteyen baksın internette. Zerdeçal'la ilgili 5000 klinik araştırması yapılmış. Bir klinik araştırması, 100 hastadan meydana gelen bir klinik araştırmasının maliyeti 5000 avro. 3-4 ay hastanede kontrol olunacak, gözetlenecek, denetlenecek. 5000 avro. Devlet bunu, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da devletler bunu finanse ediyor. Sponsor yani destekliyor, veriyor parasını. Hadi yap bunu diyor. İnşallah bir gün biz de yaparız.